Amerika'dan, Las Vegas'tan herkese merhaba. Hemen aklınıza şu soru gelebilir. Bir teknoloji programının Las Vegas'ta ne işi olabilir? Çünkü burası biliyorsunuz dünyanın eğlence başkenti. Ama bizim gelme sebebimiz tabii ki teknoloji. Çünkü burada dünyanın en büyük teknoloji fuarı düzenleniyor. Adı CES, yani Consumer Electronics Show. İşte biz de bu show için buraya geldik. Daha doğrusu dünyanın dört bir yanından buraya yüz binlerce kişi geldi. En büyük teknoloji şirketlerinden teknolojiyi kullanan, teknolojiyi geliştiren startuplara kadar birçok şirket şu anda burada. Birçok katılımcı var. Açıkçası teknoloji dünyasının gözü kulağı burada, kalbi burada atıyor. İşte biz de bu fuar için geldik. Oldukça heyecanlıyım açıkçası ben. Ve buraya katılanlara çok heyecanlı. Şimdi biz de birazdan bulunduğumuz noktadan fuar alanına gideceğiz ve oradaki yeni teknolojileri keşfetmeye başlayacağız. İsterseniz çok da lafı uzatmayalım. Teknoloji her yerde, Las Vegas'tan, Amerika'dan başlasın. Şimdi Las Vegas merkezden fuarın düzenleneceği alana geldim. Etrafta heyecanlı bir kalabalık var, teknoloji meraklısı var binlerce. Şimdi ben de bu heyecanlı kalabalığın arasına karışacağım ve teknoloji keşfetmeye başlayacağız. O zaman turumuz başlasın. Good evening and welcome to CES 2019. Çok heyecan verici, ezber bozan bir teknoloji şimdi size anlatacağım. Hitworks şirketinin geliştirdiği bir teknoloji var. Normalde biz suyu nasıl ısıtırız? Kettle'la ısıtırız ve rezistanslar vardır bu kettle'ın içinde. Aynı şekilde hatta bulaşık makineleri de bu şekilde çalışır, çamaşır makineleri de bu şekilde çalışır. Hitworks şunu yapmış. Örneğin şu anda yanımda bir kettle örneği var. Bu ismi Duo olarak geçiyor bu elimdeki cihazın adı. Buraya normal çeşmeden suyu koyuyorsunuz. Daha sonrasında bunun içinde Ohmic Array dediğimiz teknoloji var, yani grafen elektrotlar var. Yani hiçbir şekilde kettle gibi basıp beklemenize gerek yok. Oldukça bence önemli bir icat olarak bu karşımıza çıkıyor. Ve önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin ben oldukça büyük bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Aynı teknoloji hemen yanında bir bulaşık makinesi var bu arada. Bulaşık makinesi de aynı teknolojiyi kullanıyor. Suyu aynı şekilde ısıtıyor. Görüyorsunuz hiçbir şekilde bunun kabloyla bir bağlantısı yok. Aynı şekilde bu bulaşık makinesinde yok. Yani elektrikten bağımsız bir şekilde kullanım sunuyor. Bu bence kullanıcıların hayatını hem kolaylaştırıyor hem de elektrikten büyük bir tasarruf sağlıyormuş. Kombilerde de bu teknoloji uygulanıyormuş. Gerçekten önümüzde bence heyecan verici bir gelecek var diyoruz. Geleceğin geldiğini söylüyoruz. Evet, gerçekten gelecek gelmiş. Bu arada şunu belirteyim. CES tarafından bu teknoloji ödüllendirilmiş, inovasyon ödülü almış. Bence oldukça önemli bir detay olarak da bu karşımıza çıkıyor. Şimdi sizi dil öğrenme problemini bitirecek bir cihazla tanıştırmak istiyorum. CES'te inovasyon ödülü de almış. İsmi WT2 Plus. Cihaz görüyorsunuz şöyle bir kulaklık. Kulağınızın içine takıyorsunuz ve karşılıklı olarak çeviri yapıyor. Şimdi bu şirketin kurucu ortaklarından Kazaf yanımda. Şimdi Kazaf'la karşılıklı konuşacağız. Kazaf Çince konuşacak. Ben Türkçe konuşacağım. Yanlış duymadınız. Bu cihaz Türkçe de destekliyor. Şurada Türk bayrağını zaten göreceksiniz. Türkçe de destekliyor. Şimdi Türkçe ve Çince arasında konuşma yapacağız Kazaf'la. Ben mesela kendisine bir şey söyleyeceğim. Ne yapıyoruz bunun için? Kulağın yanında dokunmatik bir alan var. Oraya basılı tutuyorum. Daha sonra aktif hale geliyor. Ve sonrasında ben kelimemi söylüyorum, cümlemi söylüyorum. Ve Kazaf'ın kulağına bu kelime Çince olarak gidiyor ve konuşmaya başlıyoruz. Hemen deneyelim. Çok heyecan verici bir ürünle tanıştırdın bizi. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda ekrana geldi. Ve burada da Çincesi var. Şimdi Kazaf bize bir şey söyleyecek.
Çok mutluyum ürünlerimizi beğendiğiniz için demiş Kazaf'ta. Gerçekten ürünü beğenmemek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü insanların önemli bir sorununa çözüm buluyor. Bence çok önemli bir icat bu. Ve bu arada yeniden ben hatırlatayım. İnovasyon ödülü de almış. 2019 yılının inovasyon ödülünü almış. Bence de bu çok önemli bir detay bu arada. Şimdi şöyle bir düşünelim. Birçok para harcıyoruz dil öğrenmek için, yeni bir dil öğrenmek için veya o ülkeye gidiyoruz, o ülkede yaşıyoruz, zaman kaybediyoruz. Ama işte önümüzdeki dönemlerde ne olacak? Çocuklarımız belki de hiçbir dil öğrenmeyecek. Seyahate gittiğimizde hiçbir şekilde kimseyle konuşamama gibi, iletişim kuramama gibi durumumuz söz konusu olmayacak. Cebimizden çıkartacağız şu kulaklığı, karşımızdaki kişiye vereceğiz ve bu sayede çok hızlı bir şekilde iletişim kurabileceğiz. Bu arada bunun ben bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Basmanıza gerek kalmıyor. Şu an burası çok gürültülü bir ortam olduğu için otomatik cümle tanımlama özelliği kapalı. Biz sadece basarak yapıyoruz. Normalde bunu açıyorsunuz. Etrafınızda ne konuşuluyorsa kendi dilinize anında çevirebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir özellik. Tabii ticareti de söylemiyorum. En önemli sorunlardan bir tanesi dil problemi. İşte bu cihazla beraber hem seyahatlerimiz daha çok kolaylaşacak, hem ticaret kolaylaşacak. Kısacası heyecan verici bir gelecek bizi bekliyor. Günlük hayatın koşturmasında iletişimi unutabiliyoruz. Özellikle belli bir yaştan sonra da ilaçlar unutulabiliyor. Ve bu da tabii bizim sağlığımızı olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi bu sorunu çözen bir icatla karşılaştım. Bir robotla, aslında bir sağlık asistanıyla karşılaştım. İsmi Pilo. Pilo bir robot gibi duruyor. İçinde kamerası var. İçine ilaçları koyuyorsunuz. Şu şekilde onu da göstereyim size. Günlük ilaçlarınızı bunun içine koyuyorsunuz. Daha sonra Pilo size ne zaman ne içtiğinizi hatırlatıyor. Gelin isterseniz hep birlikte bir Pilo'yu deneyelim bakalım nasıl çalışıyormuş. Hello, I am Pilo, your home care companion. Evet, burada şimdi kendisini tanıttı bana. Mesela bugünün ihtiyaçlarını bana söyleyecek. Yani ilaç alacak mıyım, doktora gidecek miyim? Biz yes diyelim. Bu arada ses algılama teknolojisi var. Ben yani yes dersem onu da algılıyor. 9'da ilaçlarımı almam gerekiyormuş. 3'te doktora gitmem gerekiyormuş. Ondan sonra tansiyonu ölçmem gerekiyormuş. Ve 1000 adımı da tamamlamam gerekiyormuş. Bu tamam. Şimdi gelelim ilaç almaya. Evet. Şimdi ilacımızı alalım. Ben şimdi yes diyeceğim. Yes. Let me dispense your pills. Aşağıda ışıklar yanmaya başladı. Şu anda ilaçları vermek için çalıştı ve ilaçlar geldi görüyorsunuz. Teknoloji nasıl hayatımızı kolaylaştırıyor hem de sağlığımızı düşünüyor. Bunun çok güzel bir örneği bence Pilo. Bu arada parantez içinde çok hızlı bir daha paylaşmak istiyorum. O da şu. Pilo'nun üstünde bir kamera var. Bu kamera evin içindeki kişileri ayırt edebiliyor. Yani siz gittiğinizde ihtiyacınız olan ilaçları veriyor. Çocuğunuz gittiğinde onun ihtiyacı olan ilaçları veriyor. Yani onları ayırt edebiliyor. Görüntü tanıma teknolojisi de var gerçekten. Bu da yine Pilo'nun öne çıkan bence özelliklerinden bir tanesi. Çocuk bekleyenler, hamile olanlar televizyon sesini açsın. Çünkü Las Vegas'tan size göre bir icat buldum. Ev tipi, el tipi hatta bir ultrason cihazı. Yani artık sizin doktora gitmenize, hastanenize gitmenize gerek kalmayacak. Bakın, cihaz bu. Bu cihazı alıyorsunuz, elinize takıyorsunuz, şuradan açıyorsunuz. Daha sonra akıllı telefonunuza, tabletinize indirdiğiniz bir uygulamayla bunları eşleştiriyorsunuz. Buradan düğmesine bastıktan sonra karnınıza getiriyorsunuz ve çocuğunuzu görüyorsunuz. Önümüzdeki yıllarda satışa çıkacakmış. Bu arada nasıl çalışıyor size bir göstermek de isterim. Böyle görüntüler çekebiliyorsunuz. Üzerinde bir video tuşu var zaten. Bu tuşa bastığınızda kayda girmeye başlıyor. Kayda giriyor ve ondan sonra çekimlerinizi direkt olarak tablete aktarıyor veya akıllı telefona aktarıyor, uygulamaya aktarıyor. Ve siz de bu görüntüleri ister akıllı telefondan, ister bilgisayardan, ister televizyona aktararak görebiliyorsunuz. Her anını artık bebeğin göreceksiniz. Hiçbir anını kaçırmayacaksınız. Araçlarımıza, otomobillerimize bir sürü aksesuar bağlıyoruz. Özellikle güvenlik için ne yapıyoruz? İşte kamera koyuyoruz.
dışarıyı çekmesi için, o anda yolda ne olduğunu görülmesi için veya GPS koyuyoruz, o da navigasyon cihazlarının kullanılması için. İşte bu teknolojileri bir araya getiren ve biraz da işe teknoloji katan ilginç bir icat var şu an yanımda. Adı Raven. Raven diye bir ürün. Görüyorsunuz bu tabii prototip ama çalışan örneği burada. Raven şöyle çalışıyor. Önünde kamera var. Arkasında kamera var. Bu yolu çekiyor. Bu aracın içini çekiyor. Burada bir kızılötesi sensörü var. Ve iki tane de ekranı var. Öncelikli olarak aracınızın OBD2 girişi var. Her araçta var bu giriş. Buradan aracınızı bağlıyorsunuz. Raven'ı. Kaç kilometre hızla gittiğinizi, nereden nereye gittiğinizi, her şeyi kayıt altına alıyor. Ve her şeyi bir şekilde yedekliyor aslında sizin güvenliğiniz için. Sonrasında siz zaten ekran üzerinden gittiğiniz yerleri görüyorsunuz, navigasyon desteği alıyorsunuz ve işte bu bilgilerin hepsini birleştiriyor. Bir uygulama üzerine birleştiriyor, akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama üzerinden birleştiriyor. Ne zaman ne yaptığınızı takip ediyorsunuz, yakıt tasarrufu sağlıyor biliyorsunuz. Hatta güvenliğinizi bile bu cihaz artırıyor çünkü sizin sürüş dinamiklerinizi öğreniyor. Ve agresif gittiğinizde, ani fren yaptığınızda, ani gazlamalarda Raven bundan haberi oluyor ve sizi uyarıyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle akıllı arabası, yeni nesil bir aracı olmayanlar Raven'ı alacak, aracına koyacak, aracına bağlayacak. Sonrasında hem güvenli bir sürüş elde edecek hem de tasarruf sağlayacak. Kaliteli ses meraklıları bu bölümü mutlaka kaçırmasın. Çünkü Sofya bana biraz önce öyle bir teknoloji tanıttı ki gerçekten ezber bozuyor bu alanda. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem kulak içi hem de kulak dışı olan bir kulaklık geliştirmişler. Neurophone adında bir model bu. Gerçekten çok ilginç. Neden ilginç diyorum? Çünkü tamamen kişiselleştirilmiş bir ses sunuyor. Şöyle yapıyor bunu. Öncelikli olarak kulaklığı takıyorsunuz. İçinde sensörleri var, mikrofonu var, dışında da var. Tam olarak sizin duyduğunuz sesin ayarına göre bir ses ayarı yapıyor. Equalizer ayarı yapıyor. Yani kulağınızın en çok rahat ettiği şekilde size bir ses sunuyor. Bu kadarla da sınırlı değil. Uygulama üzerinden zaten kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz baslarını açabiliyorsunuz, dizlerini açabiliyorsunuz. Tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Ama benim hoşuma giden başka bir özelliği daha vardı. O da sosyal modu. Social modu var. Kulaklığı taktınız, dışarıdan hiçbir şey duymuyorsunuz, spor yapıyorsunuz veya dışarıda yürüyorsunuz. Sadece bir tuşa basıyorsunuz, dışarıdaki sesi size getiriyor. Şurada bir tuş var. Şuna bastığınız an, mesela şu anda bu sosyal modu kapatıldı. Yani tamamen artık müzikle baş başasınız. Ama buna bastığınız zaman yeniden sosyal moda dönüyorsunuz. Karşınızda kim konuşuyorsa onu duyabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik olarak karşımıza çıktı Neurophone'da. Thank you very much. Thank you. Sofya. Thank you very much. Bye bye. Sudan tasarruf günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi. Ne kadar su harcıyoruz bilmiyoruz hiçbirimiz. Sadece faturada görüyoruz. Ama Pani diye bir girişim var. Böyle bir ürün geliştirmiş. Bunu duş başlığınıza, mutfağınızdaki lavabonun çeşmesine veya banyonuzdaki lavabonun çeşmesine bağlıyorsunuz. Ondan sonra ne kadar su harcadığınızı bu hesaplıyor. Nasıl hesaplıyor? İçinde bir türbin var. Bu türbinden geçen su direkt olarak Wi-Fi üzerinden sizin akıllı cihazınıza gönderiliyor. Ve oradan da tabii ki bulut sistemine bağlanıyor. Orada sizin verileriniz toplanıyor ve sizin ay sonunda veya o anda anlık olarak, günlük olarak, saatlik olarak ne kadar su harcadığınız hesaplanıyor. E tabii ki bu ne anlama geliyor? Sizin sudan ne kadar tasarruf ettiğinizi gösteriyor. Ne kadar fazla harcadığınızı gösteriyor. Bu gerçekten bence önümüzdeki günlerde önemli bir cihaz olarak karşımıza çıkacak. Kedi sahipleri için çok güzel bir oyuncak buldum, icat buldum. Vallahi çok da eğlenceli. Maser adında bir ürün bu. Otonom robot bir fare. Yanlış duymadınız. Üzerine sensörler var, ortamı algılıyor ve kedileri eğlendiriyor.
Biz eskiden lazerle kedileri oynatırdık. Şimdi artık robotlar teknolojinin nereye geldiğini görün. Artık robotlar fareleri oynatmaya başladı. Bu arada oldukça da akıllı bir ürün. Neden diyeceksiniz? Örneğin ters döndü, kediniz ters çevirdi. Bakın şimdi ne yapacak? Ters olduğunu algılıyor ve titriyor. Şimdi kendisine fırlatacak. Evet, düzeltti, görüyorsunuz. Oldukça da akıllı bir oyuncak olarak karşımıza çıktı burada CS'de. Uyku sorunu yaşayanlara ilaçsız bir çözüm buldum Las Vegas'ta. İsmi Rocking Bed. Rocking Bed'in üzerinde normal bir yatak var ama altında motorlu bir baza sistemi var. Siz basıyorsunuz düğmesine, 20 dakika 30 dakika boyunca sizi sallıyor. Sağa sola sallıyor ve sizin uykuya, derin uykuya dalmanızı kolaylaştırıyor. Bu gerçekten çok güzel bir teknoloji bence. Önümüzdeki günlerde bence herkesin evinde böyle bir yatak olmalı. Özellikle uyku sorunu çekiyorsanız, bir de bunun yanında müzik açacaksınız. Size uyuma garantisi veriyorum. CS'de oldukça yoruldum. Şimdi üzerine biraz yatacağım. Bir deneyeceğim bakalım nasılmış, gerçekten faydalı mı? Ben de bir deneyimlemek istiyorum. Geçen yılki CS bölümümüzü izleyenler hatırlar, kablosuz bir saç kurutma makinesini sizlere göstermiştik. Kullanıcıların en büyük sorununu çözüyor. İçinde bataryası var ve hiçbir şekilde prize takmadan saçlarınızı kurutabiliyorsunuz. O model değişmiş. Şimdi ben de fuarda gezerken Ryan geldi yanıma. Ryan tuttu beni kolumdan, dedi ki yenisini yaptık dedi. Gerçekten bayağı değişmiş şu anda. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Önceki modelin bayağı altında böyle büyük bir yer vardı, onu küçültmüşler. Tasarım olarak da güzelleşmiş. Bu arada başka bir farkı daha var. Şunu açacağım, şimdi göreceksiniz. Isıtıcısı infrared, yani normal saç kurutma makinelerinden biraz farklı. O da şöyle, hiçbir şekilde size zarar vermiyor. Sağınızda aslında hiçbir şekilde olumsuz bir yanı yok. Ondan dolayı da Volo bu yılda karşımıza güzel bir ürün olarak çıktı. Bebekler için ilginç bir icat buldum. Adı SmartBit. Şudur cihaz. Bu cihazın ama bir farkı var. Akıllı bir kamera. Normal bir kamera değil, bebekler için akıllı bir kamera. Ne yapıyor? Bebeğinizin başına koyuyorsunuz. Bebeğinizin dakikada kaç kez nefes aldığını analiz ediyor. Bakın. Mesela şu anda bir demo var burada. Şu an bu bebek 33-34 kez dakikada nefes alıp veriyormuş. Bu da onun normal olup olmadığına gösterebiliyor, onun analizini yapıyor. Hatta şöyle bir şey var, eğer nefes sayısı düşerse size bunu bildirim olarak da akıllı telefonunuza gönderiyor. Burada aslında bir demo var. Şimdi isterseniz gelin bir demosunu yapalım. Yanımda şirketin yetkililerinden Nate var. Hi Nate. Hi. Şimdi bir bebek var burada. Bebek, oyuncak bebek tabii ki. Bir pompa var. Pompaya basacağız biz. Bakalım kaç kere nefes aldığını kamera tespit edebilecek mi? Bunu deneyeceğiz. Şu anda analiz işlemi tamamlandı. Şu anda Nate'in bastığı ayak hareketleriyle dakikada 35-36 kez bebek nefes alabiliyormuş. Bunu görebiliyorsunuz. Bu grafik üzerinden de bebeğinizin işte bütün gece veya bütün gün boyunca uyku esnasındaki nefesinin nasıl hareket ettiğini, nefesinin nasıl olduğunu takip edebiliyorsunuz. Evet, görüyorsunuz, söz konusu bebekler olunca teknolojinin faydası kat kat artıyor. Teknolojinin önemi kat kat artıyor. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi oldu bu. Sabahları alarm sesi uyanmak gerçekten büyük işkence. Özellikle alarm sesini duyunca moralimiz hemen bozulur. İşte bu sabahları uyanma merasimini biraz daha eğlenceli hale getirecek bir icatla karşılaştık. İsmi Barasur. Şimdi şunu yapıyor. Siz uyanmadan önce kahveyi demliyor. Alarm sesiyle beraber kalktığınızda kahveniz başucunuzda hazır oluyor. Sütü soğutuyor, suyu ısıtıyor. Yani biraz komplike bir cihaz. O kadar arkadaşlar bayağı çalışmışlar burada, bu Barasur şirketinde çalışanlar. Oldukça keyifli bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Eski usulle yapıyor. Yani damıtma sistemiyle yapıyor kahveyi de. Onu da parantez içine paylaşayım.
CES'te evet hayatı kolaylaştıran cihazları, yeni nesil teknolojileri tanıtıyoruz ama bir de gereksiz teknolojiler de geliştirilmiş. Yani bir insan neden et çırpma makinesi geliştirir ki? Yani bunu CES'te gördük. Çok ilginç gerçekten. Robotlar her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. Ama teknoloji artık robotlara öyle özellikler kazandırıyor ki robotlar sanki bir canlı gibi hayatımızın içine yer almaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Lovot oldu. Love and Robot'un botundan türetilen bir kelime olmuş Lovot. Şu anda o da kucağımda. Neden böyle diyorum? Bir canlı gibi diyorum. Çünkü tamamen insan duygularını anlayabilen bir robot bu. Üzerinde kamerası var, sensörü var, görüntü tanıma teknolojileri var, yapay zekası var. İnsanların sesini algılayabiliyor. Sizin komutlarınızı algılıyor. Ona göre size cevap veriyor. Ama en ilginç özelliği de şu, ondan kesinlikle bahsetmem lazım. Lovot'a dokunduğunuz zaman sanki bir kedi gibi, bir köpek gibi, bir canlı gibi sıcak. Vücut sıcaklığı var yani. Gerçekten insanlara sıcak bir arkadaş olabilecek bir robot gibi geldi bana. Ben de ilk defa böyle bir robot buldum. Onu da kucağıma aldım açıkçası. Dayanamadım. Şimdi hatta bir öpeyim ben Lovot'u. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'ten hazırladığımız bir bölümün sonuna geldik. Soru ve görüşlerinizi mutlaka ama mutlaka teknoloji her yerde etiketiyle başlığı sosyal medyada paylaşın. Teknoloji her yerde cnntürk.com.tr'de yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yine Las Vegas'tan CES'ten görüşmek üzere. Hoşça kalın.